Fani hafızalarından çıkıp gitmiş devirlerde, Shurima çölün kumlarından yükselip yine o kumlara karışmadan önce, kadim sihre sahip varlıklar dünyada özgürce dolaşırdı. Ölümlerin dünyasıyla onun ötesinde uzanan bilinmezlik arasındaki sınır üzerinde büyük çekişmeler yaşanırdı. Lisandra ile kız kardeşleri Serilda ve Avarosa işte bu tehlikeli ve dengesiz çağda doğdular. Üçü de birbiriyle savaşmakta olan bu güçleri kendi kontrolüne almaya çalıştı. Ve üçü de korkunç birer bedel ödedi. Serilda tepelerinde uzanan göklere hükmetmeye çalışırken ilk alacakaranlığa yenilip sesini yitirdi. Avarosa dünyanın altında kıvranıp duran karanlığın karşısına dikildi ve var olan her şeyi tüketmeyi bekleyen boşluktan sağır oldu. Ölümlülerin dünyasının hükmedilemez sihrine karşı duran ise Lisandra oldu. Bu başkaldırısının cezası ilkel bir tanrının amansız pençelerinin bir darbesiyle kör kalmak oldu. Üç kardeş de bir parçalarını kaybetmişlerdi. Ama Lisandra'nın sayısız çatışma yaptığı buzla kaplı savaş meydanlarında bir araya gelip başarılı olabildiler. Hep birliktelerken kimse karşılarında duramıyordu. Ama kan bağı bile ancak belli bir yere kadar dayanıyordu. Görme yetisi elinden alınan Lisandra rüya aleminde yürümeye başladı. Çevresindekilerin gördüğü huzursuz görülerin içinde gezindikçe dünyanın derinliklerindeki karanlığın gerçek yüzünü sadece kendisinin görebildiğini fark etti. Yerine sağlamca yerleşmiş olan bu dipsiz siyahlığın tek vaadi her şeyin sonunu getirmek değil, sonsuzluktu. Hem tehlikeli hem de güç potansiyeli çok yüksek olan ölümün ta kendisiydi. Lisandra, iletişim kurduğu ilah benzeri varlıklarla kız kardeşlerinin haberi olmadan onlar adına bir anlaşma yaptı. Gözcüler, Runeterra'yı hiçliğin gelişini hazırlamaları karşılığında onları neredeyse ölümsüz kılacaktı. Üç kız kardeşle onların en güçlü takipçilerine buzdoğan adı verildi. İnsanın uzuvlarını hissizleştiren soğukların en kötülerine dayanabilenlerin canı, her şey sona erene dek alınmayacaktı. Ancak Lisandra'nın kız kardeşleri durumdan memnun değillerdi. Avarosa, karanlık güçlere kulluk etmenin ölümden de beter olduğunu düşünüyordu. Serilda bile uğruna onca savaştıkları dünyaya ne olacağını düşündükçe öfkeden yerinde duramaz oluyordu. İki taraftan da sıkıştırılan Lisandra, gözcülerden onlara biraz daha zaman vermelerini rica ederken bir yandan da kardeşlerinin endişelerini yatıştırmaya uğraşıyordu. Ama yakarışları, fani aklın kavrayamayacağı o boşluğun umrunda bile değildi. Kuzeyin en uç noktalarında hiçlik aniden ölümlerin dünyasına çıkınca, Lisandra'nın gözcülerle yaptığı anlaşmayı saklamak olanaksız hale geldi. O anda ya tüm dünyanın tüketilip yok olmasına izin vermekten ya da en derinden sevdiği şeyi feda etmekten başka çıkar yolu yoktu. Lisandra, kardeşlerini ve onların müttefiklerini kurban ederek gözcüleri asla erimeyen büyülü buzların altına hapsetti. Lisandra, kendi element gücünün dahi yeterli gelmediğini kısa sürede anladı. Dondurduğu varlıklar sadece uykudaydı. Çevrelerindeki gerçek buzu zehirleyerek şeytani bir şeye dönüştürüyorlardı. Lisandra onların rüyalarında nasıl kolayca gezinebiliyorsa, onlar da artık büyücünün rüyalarına o kadar kolay girebiliyorlardı. Lisandra hep dehşet içinde uyanıyor, vaat ettikleri kan donduran sonsuzluğa olan sadakatini tekrar tekrar bildiriyordu. Her şeyden çok hayatta kalmakta başarılı olduğu için kalan takipçilerini toparlayıp onları kendisine ve kız kardeşlerinin hatırasına tapınmaya yöneltti. Gerçek buz her şeyin kaçınılmaz sonunun gelmesini geciktirecekse o zaman olabildiğince çok gerçek buz toplamalı, Freljord'un donmuş topraklarını karış karış gezerek buz doğan kanı taşıyanları bulup kendilerine katılmaya davet etmeliydiler.
Lisandra ile ilk buz muhafızları, yaşananların aslını anlatan tüm kayıtları toplayarak tarihi yeniden yazmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fakat söylentiler unutulmayıp efsanelere ve şarkılara konu oldu. Avarosa ile Serilda'nın bir gün dönüp Darmadağın kabileleri tekrar birleştireceği rivayet ediliyordu. Bu yüzden Lisandra, onların yeniden doğmuş hali olduğu düşünülen herkesi gizlice öldürttü. Kendisi bile arada sırada gölgelere çekilip ona bahşedilmiş güçlerle görünümünü değiştirdi. Lisandra, buzların altında yatan tehdide nasıl asla tam anlamıyla hükmedemediyse, kardeşlerinin söylencelerine de öyle hükmedemedi. Ya suçluluk hissinden ya da kibrinden ortadan kaldıramadığı anıları iki güçlü buzdoğanda yine beden buldu. Freljord'un çoğu kabilesi artık biri açık görüşlü bir idealist, diğeri ise güçlü bir fatih olan bu iki kadından birinin bayrağı altına toplanmış durumda. Lisandra, iki lideri dikkatle gözlemleyerek onları birbirlerine düşman edecek bir fırsat arıyor. Bir yandan da kalesinin altında gizlediği dehşet verici sırrı hapis tutmak için var gücüyle çabalıyor. Elini çabuk tutsa iyi olur. Çünkü buzlar erimeye başlıyor.